Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda hep birlikte Konya'ya geldik ve Akın Robotics fabrikasını ziyaret ediyoruz. Yanımızda Özgür abi var. Merhaba Özgür abi. Merhaba Lütfi. Kendisini hemen tanıtayım sizlere. Akın Robotics'in baş mühendisi. Özgür abi, şu an bir robot fabrikasındayız. Biz oldukça heyecanlıyız ama arkadaşları daha fazla heyecanlandırmayalım. Gel şu robotları hep beraber bakalım. Tabii ki. Arkadaşlar, Ada'nın yanına geldik. Önce kendisiyle bir selamlaşalım. Merhaba Ada. Merhaba abi, Tekno. Bayağı şeyler öğretmişsiniz biz gelmeden bu arkadaşa. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi abi gel bakalım bu arkadaşımız neler yapıyor, evet, neler ediyor, bir inceleyelim. Evet, şimdi Lütfücüğüm, insansı robot ve birçok duyusu var demiştik. Önemli duyularından bir tanesi koku alma duyusu. Dumanı algılayabiliyor, gaz kokularını algılayabiliyor, kolonya farklı kokuları algılayabiliyor. Üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. İstersen birlikte bir test yapalım. Yapalım abi, üfleteyim mi? Bir kolonya var, istersen sana... Elime mi dökeyim? Evet, evet. Burnuna bir koklat bakalım. Ada, hoş geldin. Kolonya kokusu alıyorum dedi. Bir de duman konusunda yapalım. Duman bir saniye abi. Yapalım. Önlemimizi alalım. Evet. Şimdi burada bir duman var. Bakalım. Duman kokusu alıyorum. Tehlike var diyor. Hop söndürdük. Abi tamam, kokuları güzel algılıyor. Biraz da bunu evet, bir hareket ettirelim. Ada insansı hareketler yapabiliyor eklemleri sayesinde. Boyun hareketlerini çok rahat gerçekleştirebiliyor. Kol, el hareketlerini insansı bir yapıyla gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda da 3 eksen üzerine kurulmuş direksiyon yapısı sistemiyle her yöne yönelebiliyor. Ada boyun hareketleriyle çok hassas bir şekilde etrafını tarayabiliyor ve karşısında insan bulduğu zaman insana odaklayıp insanla etkileşim kurabiliyor. Şu anda da diğer bir adayla etkileşim kurmaya çalıştığı yani gibi. Yani abi şimdi böyle kafası falan sağa sola dönüyor. Yani çok basit bir şeymiş gibi gözüküyor ama öyle değil işin evet, aslında. Tabii. Şimdi Özgür abi, Ada'nın değişik bir özelliği varmış. Bunu da bir test edelim. Evet. Tekrar merhaba Ada. Senden kaç metre uzaktayım? Evet. Kameralar sayesinde stereo vision ölçümleme yapıp ne kadar uzaklıkta, mesafeyi derinlikte olduğunuzu ölçebiliyor. Şimdi arkadaşlar, Ada okuma da biliyormuş. Bunun hemen testini yapalım. Yani ikincisinde de logoyu tanıdı, ilkinde de evet, yazıyı okuyabildi kendileri. Yaklaşık 30-40 santimden tanıyabiliyor. Türk bayrağı kutsaldır. Helal olsun. Türk bayrağı kutsaldır dedi. Süleyman, seni böyle alalım mı? Evet. Tanışıyormuşsunuz galiba kendisiyle. Evet. Merhaba Ada. Selam. Nasılsın? Sizin aranız anlaşılan çok iyi değil daha bence. Biraz daha vakit geçirmeniz gerekiyor adayla. Abi bir de broşür verebilme özelliği varmış. Cebinde evet, bir broşür evet, var. Onu bana bir uzatabilir misin? Onu da bir deneyelim. Ada, broşür verir misin? Fuarlarda broşür dağıtmak için ya da AVM'lerde aynen öyle, yapmak için kullanılabilir. Alabilir miyiz? Alabilirsiniz, evet. Teşekkür ederim Ada. Özgür abi, birçok işlevini gördük ama sanıyorum evet, ki nihai ürün bu değil. Evet, son noktaya getirmedik Lütfi. Özellikle Web Tekno bizim için çok önemli bir kanal. Teşekkür sizleri ederiz. Kırmamak adına sizleri ağırladık. Ancak robotumuz henüz bitmiş değil. Hı-hı. Biz programlamaya devam ediyoruz. Farklı farklı özelliklerini tanıttık ama bunlar kompleks bir şekilde çalışabiliyor. Çok yakın zamanda da bir lansman yapacağız. Abi Ada bize elveda diyor, biz en iyisi evet, fabrikaya geriye dönelim. Geçelim, biz devam edelim. Şu an mekanik montajdayız. Seri üretimden çıkan parçalarımız birleştiriliyor. Sonra mekanik uyum hücreler aracıyla testleri yapılıp uyumlu olan parçalar birleştirildikten sonra elektromekanik tarafına teslim ediliyor. Burası elektromekanik laboratuvarımız. Burada harmonik drive'larımız outrunner motorlarla birleştirilip uyum hücrelerinde son noktaya kadar getiriliyor. Burası elektronik tasarım ve üretim laboratuvarımız. Burada ne yapıyoruz Mehmet? Sen anlat biraz da. Burada robot üzerindeki bütün motorların programlanabilir kartları ve sürücü devreleri tasarılıyor ve üretiliyor. Yani beyni burada mı? Robot. Evet. Burası elektronik sistem departmanımız. İçeride robotları evet, zaten görmüştük. Süleyman, burada neler oluyor? Elektronik aksamları, mekanik aksamları tamamlanmış robotumuzun gömülü yazılım çalışmaları yapılıyor. Motor kontrolleri, hız kontrolleri, ivme kontrolleri, asıl kontrolün bir alt kontrolü diyebiliriz.
Burada da kontrol yazılımlarını yüklüyoruz. Tabii ki. Muhammed arkadaşımız biraz bize anlatabilir detaylı. Yani robotun yapabileceği bütün hareketler, öğrenme davranışı, sensörlerden gelen verilerin işlenmesi, bu tarz davranışların değerlendirilmesi söz konusu. Abi evet, şimdi burada evet. Neler oluyor? Bizim burası yalın üretim hattımız. Şu an örneğin ADA GH5 dediğimiz bu seri, en son geliştirmiş olduğumuz seri ve mekanik montajı tamamlanmış. Burada elektronik montaj ve kablolama işlemleri gerçekleştiriyor. Sonra da gömülü sisteme, yani gömülü yazılımlar sistemine gönderilecek. Tamam. Bir önceki aşamasında burada mekanik montaj tamamlanmış olan ADA'mızı görüyoruz. ADA GH5 serisi, hatta S3 modeli. Tamam. Yalın üretim hattı takip edebildiğimiz, yani buradan alıp herhangi bir yere nakledebildiğimiz, götürebildiğimiz ve üzerinde mühendislerin çalışabileceği şekilde donatılmış hatlardır. Türkiye'nin ilk garson robotu unvanını alan ADA bu. 2015'te Caddemeram'da çalıştı. Çay, kahve taşıdığı tepsiyle mutfaktan alıp masalara götürebiliyor ve servis yapabiliyordu. Bugünden baktığımız zaman biraz geri kalmış olabilir. Kamera sistemleri konuldu, görmeye başladı, diyalog kurmaya başlandı. Bu saçlar abi gerçek mi? Peruk diyelim, insansı robot ama bu garson serisi değil artık. Bu H serisi dediğimiz hibrit serimiz. Aynen. Dikkat ederseniz hostes serisi de diyoruz, evet. Kollarını daha esnek bir şekilde kullanabiliyor. Yani daha insansı bir yapıya sahip. Broşür dağıtabiliyor, bunu aynen çıkartabiliyorsunuz. ADA H4 serimiz bu da. Bu robotlar da farklı işlere atanabilir şekilde programlandı. Ve işte bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ADA GH5 serisi. Hem garson hem hibrit serisinin birleştirilmiş hali. Bu arkadaş mı yani abi? Hayır, bu arkadaşımız değil, bu arkadaşımız bu diyelim. Evet, GH5. Bu ADA GH5 serimiz sadece mekanik montajı yapılmış, elektronik montajının yapıldığı ve gömülü yazımın girdirildiği halinde daha önce incelemiştik. Özgür abi, robot gördük. Bu deneyimi bize yaşattığın için teşekkür ederiz. Şimdi benim merak ettiğim konu şu abi. Akınsoft'tan olay nasıl Akın Robotics'e geldi? Akınsoft'u bilenler bilir internet kafeden. Evet. 1995'te kuruldu. Kurulduğu günlerde vizyonlarını belirlemişti. 2009 yılında Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeye başladık robotlarımızın ve 2015 yılında fabrikamızı kurup seri üretime geçeceğimizi söylemiştik. Yani burası bir Ar-Ge şirketi değil aslında. Burası bir seri üretim, robot üreten bir fabrika. Aslında tam olarak öyle değil. Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine geliştirmeye devam ediyoruz ama aynı zamanda da seri üretim ve hatta yalın üretime başladığımız insansı robot fabrikası diyebiliriz. Kaç kişi çalışıyor ve bunun maliyeti nedir? Biz buraya yaklaşık 6 ay önce geçtik ve 16 kişiyle geçmiştik. Şu an 52 kişiye eriştik. Burada insansı robotların Ar-Ge'si yapıldıktan sonra seri üretimi ve yalın üretimi gerçekleşiyor. Teknik olarak açıklayacak olursak BLDC motorlar tamamen kendimiz tarafından tasarlandı ve üretildi. Harmonic driver'lar tamamen kendimiz tarafından tasarlanıp üretildi ve Akın Robotics mühendislerinin geliştirmiş olduğu bunlar seri üretimle CNC'lerimiz tarafından yapılıyor ve yalın üretim hattımızda montajları gerçekleşip isteğe özel insansız robotlar geliştirebiliyoruz. Bir devlet desteği söz konusu mu burada peki? Herhangi bir yerden destek programına dahil değiliz. 20 milyon TL'lik bir yatırımla bugüne kadar geldik. Çok, çok ciddi bir rakam. Yüksek rakam çünkü yüksek teknoloji üretmek maalesef maliyeti çok yüksek. Peki burası %100 yerli mi? Buradaki vidaya kadar her şey ülkemizde mi üretiliyor? Sadece çipler dediğimiz bu entegreler, komponentler sadece dışarıdan geliyor. Onun dışında tüm devreler, yazılımlar, mekanik aksamlar, robot üzerinde kullanılan motorlar, prediksiyonlar tamamı kendi tasarımımız ve kendi üretimimizdir. Peki bu ülkemizde üretilmeyen şeylerin üretilme şansı yok mu ki? O teknoloji biraz gecikti ülkemiz için açıkçası. Yani bir komponent teknolojisine girmek şu an çok doğru mantıklı bir yatırım değildir. Bugün inovasyonla yürüyen ürünler çok daha fazla geliri olan, milli ekonomiye katkıda bulunacak ürünlerdir. Yani bugün bir çip yapmaya, bir mikro işlemci yapmaya yoğunlaşmaktansa onu çok daha ucuza bugüne kadar üretmiş firmalardan alıp onlar üzerinde geliştireceğiniz robotların milli geliri yüksek parçalardır diyebiliriz. Bizi izleyenler de dediler ki ben evime bir robot alacağım. Gelip buradan satın alabiliyorlar mı? Kiralama modelimiz için yapacağınız iş, projeyi paylaşıyorsunuz. Bu projeye uygun programlama altyapısı değiştirilip geliştirilip yalın üretim hattında eklenecek parçalar varsa amacına göre belirlenip üretiliyor. Satın alma modelinde de yine projeyi getiriyorlar. Projeye uygun bir teklif oluşturulup satın almaya uygun robotlar üretiliyor. 2 yıl Türkiye garantisi var herhalde. Ömür testleri yapıldı tüm ürünlerimize. 2 yıl garantili diyebiliriz. Tamam, süper. Peki abi kaç para? Bir tane robot ne kadar? Bir robot 5 gün dediğimiz zaman 3-4 bin lira gibi bir kiralama maliyetiyle yaklaşık böyle bir hizmet sunabiliyoruz. Satın almaya kalksak? Satın alma için direkt fiyat veremiyoruz. Orada bir sistem çalışmamız gerekiyor. Proje çalışmamız gerekiyor. Şimdi bizim arkadaşlarımız zehir gibi, ayıptır söylemesi, böyle bir yerde çalışmak isterler. Robot fabrikamızın Konya'da, yani Anadolu'nun merkezinde kurulmasının sebebi odur. Kapılarımız açık tabii ki insansız robot geliştirmek isteyen makine mühendisi diyebiliriz, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi veya bunun gibi benzer öğrencisi de olabilir. Öğrencileri de olabilir. Staj programlarımız da var. Hatta onun dışında biz müze de yaptık. Yani yaklaşık 9 senedir Ar-Ge faaliyeti yürüttüğümüz ürünleri müzemizde sergiliyoruz. Geçmişten bugüne robotlar nasıl gelişmiş? Okullarında oluşturmuş olduğu teknik gezi grubuyla birlikte bizimle randevu alıp uygun olacağımız dönemlerde hem müzemizi hem fabrikamızı gezebilirler. Hatta teknik eğitim alabilirler. Mühendislerimiz çeşitli eğitimler veriyorlar. Ben WebTekno ekibi olarak hem de takipçilerimiz adına hem sana hem de ekibinize çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ben de teşekkür ediyorum. Hem Akın Soft olarak hem Akın Robotics olarak buradaki
buradaki arkadaşlarım adına, ekibim adına bizi tanıttığınız için, bizden daha önemli diğer arkadaşlarımızı buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bu videomuzda Konya'daydık. Akın Robotics fabrikasını hep birlikte gezdik. Sizin de aklınıza takılan herhangi bir soru varsa hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ada. Ay. Ya Lütfi gitti. Tam sakin ol. Sana da veda etmedi. Kusura bakma lütfen ya. Görüşürüz. Çok kral robotsun da bizim Lütfi biraz sıkıntı çıktı. Hadi görüşürüz. Ya ben bilmiyorum sana ya. Millet, ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.